Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç konuşmasında ağırlıklı olarak özellikle Amerikan medyası ve düşünce kuruluşu çevrelerinde Türkiye'ye yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Türkiye ve Amerika'nın güçlü bir ortaklık ilişkisine sahip olmasının bir seçim değil gereklilik olduğuna vurgu yapan Kılıç, buna karşın Amerikan kamuoyunda sıkça Türkiye'nin müttefikliğini sorgulayan yorumların yapılmasını eleştirdi. Some even claim that Bazıları hatta Suriye'de bir terör örgütünün Amerika'nın Türkiye'den daha güvenilir bir ortağı olabileceğini iddia ediyor. Daha da ileri gidip DAEŞ'e karşı hava operasyonlarının %25'inin düzenlendiği İncirlik Hava Üssü'ne alternatif bulunması çağrısı yapanlar var. Amerika'nın 65 yıllık bir müttefikini Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın terör listesindeki bir örgütün bir koluyla karşılaştıran ya da ilişkilerin stratejik değerine bir hava üssüne indirgeyen bu tür mesnetsiz yargılamaları görünce tüylerim diken diken oluyor. Türkiye ve Amerika arasındaki ittifak ve ortaklık bir üstten çok öteye uzanmaktadır. 1950'lere uzanan ve zaman testinden geçmiş ilişkilere dayanmaktadır. Türkiye'nin de kusurları olabileceğini ama bölgede işleyen birkaç demokrasiden biri olduğunun kuşu götürmediğini vurgulayan Büyükelçi Kılıç, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadeleye yeterince destek vermediği eleştirilerine de şiddetle karşı çıktı. Fırat Kalkanı operasyonunda 2000 km2'nin üzerinde bir bölgenin IŞİD'den temizlenmesi gibi sağlanan başarıları hatırlattı. Kılıç'ın gündeminde Amerika'nın YPG'ye silah desteği kararı da vardı. The that the had to conduct operation Raqqa Amerika'nın Rakko operasyonunu YPG PYD ile yapmak zorunda olduğu çünkü sahada başka alternatifinin bulunmadığı tezini anlamakta ve kabul etmekte zorlanıyorum. Daeşe karşı Fırat Kalkanı operasyonunu başarıyla yürüten Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu var. YPG silah desteği taktiksel bir karar ve kısa dönemli bir düzenleme olarak tarif edildi. Ama samimi konuşmam gerekirse bu stratejik bir hata. Bir terör örgütüyle savaşırken başka bir terör örgütünü kullanamazsınız, kullanmamalısınız. Özellikle de 65 yıllık bir müttefikine size ortaklık kurduğunuz bir terör örgütünün kendi ulusal güvenliği ve istikrarına varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söylüyorsa. Türkiye'nin bu konudaki hissiyatını daha iyi anlamanız için size şöyle bir örnek vereyim. Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye'nin DAEŞ'e karşı savaşta yardımcı olması için El Nusra'yı kullandığını, ona silah ve mühimmat sağladığını düşünün. Böyle bir durumda siz ne hissedersiniz? Biz öyle yapmadık. Niçin? Çünkü El Nusra bir terör örgütü ve biz El Nusra'yı koalisyonun birçok üyesinden önce terör örgütü ilan etmiştik ve operasyonumuzda bir terör örgütünü kullanmadık. 65 yıllık bir müttefikimizden de aynısını yapmasını beklerdik. Amerika'nın bölgemizde Türkiye'den daha demokratik, daha güvenilir ve daha güçlü bir ortak bulabileceğine inananlara şunu söylemek isterim. Etrafınızı saran ağaçların ormanı görmenizi engellemesine izin vermeyin. Tarih bize gösteriyor ki kısa vadeli ve öngörüsüz taktiksel seçimler uzun vadede stratejik dertlere yol açabilir. Büyükelçi Kılıç, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan gerilimle ilgili de düşüncelerini paylaştı. There is a big difference. İfade özgürlüğüne saygı göstermediğimiz şeklinde Türkiye'ye suçlamalar yöneltiliyor. Baylar ve bayanlar ifade özgürlüğüyle terörizm ve teröristlerle dayanışma ifadesi arasında büyük bir fark var. Dışişleri Bakanlığı'nın gizli servis personelinin Beyaz Saray önünde göstericiler arasına mesafe koymak suretiyle aldığı tedbirlerden minnettarlık duymakla beraber Amerika'nın terör listesindeki bir örgüt olan PKK'nın sözde bayraklarını ve PKK'nın sözde liderinin posterlerini Washington caddelerinde görmekten gerçek anlamda hayal kırıklığına uğradım. Biz bunu ifade özgürlüğü olarak değil, terörizmle dayanışma ifadesi olarak görüyoruz. Büyükelçi Kılıç'ın ardından kürsüye gelen Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Thomas Shannon da konuşmasında bir yandan Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaparken diğer yandan bazı eleştirilerde bulunmaktan da kaçınmadı. Amerika ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var. Bizim ilişkilerimiz mantık ilişkisi ya da geçici çıkarlara yönelik bir ilişki değil. Ortak çıkarlar, karşılıklı saygı ve paylaşılmış değerlere sahip kalıcı bir temel üzerinde inşa edilen zaman testinden geçmiş bir ilişkidir. Hükümetlerimiz her zaman aynı görüşte olmayabilir ama birlikte çalıştığımızda daha iyi sonuçlar elde ederiz ve daha güçlü oluruz. Amerika Türkiye'nin başarılı olmasını istiyor. Türkiye'nin güçlü, refah ve demokrasi ülkesi olması Amerika'nın çıkarınadır. Geçen hafta Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde de ortaya konduğu üzere Amerika ve Türkiye aralarındaki derin ilişkileri güçlendirmeye kararlıdır. Shannon konuşmasında YPG konusuna değinmedi ama Suriye'de uzun dönemli istikrarın koşulunun, ışıktan kurtarılan toprakların yönetiminin oralardaki nüfus çeşitliliğini yansıtan yerel idare yapılarına bırakılması olduğu noktasında Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını söyledi. Shannon, Türkiye'yi terörle mücadelede desteklemeye devam ettiklerinin altını çizdi ve PKK'nın sivillere karşı giriştiği şiddeti kınadıklarını yineledi. Türk-Amerikan ittifakının sadece ortak çıkarlar değil, ortak değerler üzerinde de inşa edildiğini belirten Shannon, bu nedenle 15 Temmuz darbe girişiminden Amerikalılar olarak şok olduklarını söyledi ve tankların önünde duran Türk halkının cesaretini övdü. Ancak Shannon buradan sözü Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde yaşananlara taşıyarak şunları kaydetti. Aynı şekilde yine Amerikalılar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan şiddetten de kaygı ve rahatsızlık duyduk. Bu olay sırasında Amerikalılar Sheridan Meydanı'nda yasal protestocuların saldırıya uğradığını gördü. Amerika'da bu tür protestoların yasalarca korunduğunu ve gelenek olduğunu bilmek önemli. Bunlar çok değer verdiğimiz hakların ortaya konması. Bu nedenle saldırıyı elim ve ziyaretçilerimizden beklediğimiz yasalara saygıdan yoksun görüyorum. Bununla birlikte Büyükelçi Kılıç'a da kavgayı durdurma, sinirleri yatıştırma ve sonrasını idare etme çabasından dolayı teşekkür ediyorum. Shannon, Türkiye'de o halin mümkün olduğu kadar erken kaldırılması çağrısında da bulundu. Türkiye geçen yılki darbe girişiminin yaralarını sarmaya çalışırken o halin mümkün olduğu kadar erken kaldırılmasını görmeyi de arzuluyoruz. Bu Türkiye'nin kendi istikrarı ve güvenliğinden emin olduğunu ve dünya genelinden yatırımcılara kapılarını açık tuttuğunu gösterir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hukukun üstünlüğüne zarar gelmesi ticaret ve yatırım ortamına da zarar verir. Aramızdaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesine dönük ortak hedefimizi başarmamızı zorlaştırır. Yetkililer demokratik kurumları tehdit eder görünen adımlar attığında iş iklimi kötüleşir. Yargının ve düzenleyici kurumların bağımsızlığından taviz verildiğinde yatırımcılar uzaklaşır. Basın kuruluşları kapatıldığında ve ifade özgürlüğüne koşullar getirildiğinde yeniliklere de kapılar kapanır. Shannon, 21. yüzyılda ülkeler arası ilişkilerin hükümetler arasındaki ilişkilerle değil, haklar arasındaki ilişkilerle tanımlandığına da dikkat çekti. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin daha iyi bir noktaya taşınmasında herkese görev düştüğünü vurguladı. Mehmet Toroğlu, Amerikanın Sesi, Washington. <laughs>